Sen buradan dön artık. Yarın? Hı-hı. Sabah? Tabii sabah, erkenden geleceğim. Nasıl olsa yarın pazar, çalışmıyorum. Şimdi bile ayrılmak istemiyorum. Bir gün hiç ayrılmayacağız. Yalnız sabırlı ol, inan bana. Tek inandığım sensin. Sen de olmasan ne yapardım kim bilir. Fabrikada bir haftanın yorgunluğu senin yanında bir günde çıkıyor. O zaman seni ancak akşamları görebileceğim. Üzülme dedim ya, inan bana, sabret. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Nihayet gelebildin! Neredeydin? Bu saate kadar nerede kaldın? Şeylerdeydim... şeyde, sevimlerdeydim... Yalancı domu! Sen gez eğlen, keyfine bak, benim burada canım çıksın! Sabahın köründe kal, babanın temizliğini yap, karnını doyur... git fabrikada çalış, akşam eve gel, yemek pişir, bulaşık yıka! İllallah be, bıktım usandım! Bana bak, yüzünü dön de konuşalım! Yiyip içip bedava keyif çatmak yok, anlaşıldı mı? Ha, anladım. Ya sözümü dinlersin ya da defolup gidersin. Giderim. Ya gideceksin demek! Beni babanı yüzüstü bırakıp kaçacaksın demek! Sana bu akılları kimin verdiğini biliyorum. Ama hepiniz avucunuzu yalayın, değil mi? Bağırma bu kadar! Zeynep de çalışacak tabii, halimizi biliyor. Şaka değil mi? Kızdığın için böyle söyledin değil mi? Değil mi kızım? Nankör rezil! Evlat büyük de hayrını gör! Tüh! Lanet olsun! Bir daha ben konuşurken lafa gireyim deme! Sen üzülmeyesin diye konuştum, kanın beynine çıkıyor, büsbütün helak oluyorsun! Sayende! Beni o kadar düşünüyorsan, bir an önce iyileşir, ayağa kalkar, para kazanırsın! Şuna bak, boş lafa karnım tok! Anladın mı? Bir daha o rüzgar Ahmet'le konuştuğunu görmeyeceğim! Her şeyi biliyorum! Yalnız ben değil, herkesler biliyor! Babanın yanında söylemedim, adam zaten bitmiş, büsbütün beter olmasın! Beni çileden çıkarma! Bu defalık güzellikle söylüyorum, aç kulağını! Serserinin biri o! Hayır gelmez o heriften! Ne kendine ne de bize! Serseri değil, şoförüm, çalışıyor! Yakında kendine araba aldı! Hangi parayla? Bu laflara ancak senin gibi budalalar kanar! Dayaktan gebertirim seni! Eve kapatıp bir yüzü göstermem! O sersemi de rezil ederim, ona göre! Anladın mı? Anladım. Tam istediğim gibi bir araba düşürdük. Pazarlıktayız. Amcam beni araba sahibi yapmaya söz verdi, yapar. Sonra ben ona parasını çalışarak ödeyeceğim. Borcum bitince araba benim olacak. Ne iyi amcam var senin! Aa, amcam bir tanedir, beni de çok sever. Sayesinde dört tekerlekle bize çalışacak. O zaman ne istersek yapacağız. Evlenecek misin? Elbette, hemen bir ev tutacak. Bizim semtte olmasın. Orayı ben de sevmiyorum. Karşıyaka'ya ne dersin? Ah! Orada kiralar çoktur. Ama bir oda yeter bize. Yeter tabii. Sevişip anlaştıktan sonra o bir oda saray gibi gelir insana. Güzelce dayayıp döşeriz. Radyo pikap bile alırız taksitle. Akşamları kapıda beklersin beni. Beklerim. Bazen de taksi durağına gelirim. Gelirsin. Arabayla gezeriz. Paramız olursa dışarıda yemek yeriz. Sinemaya, bazen de gazinoya gideriz. Sonra da evimize arabamızla döneriz. O zaman hiç kavga etmeyiz değil mi? Sevişmek, mesut olmak varken kavga da değilmiş. Seni seviyorum Zeynep, çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Benimsin değil mi? Seninim. Hiç ayrılmayacağız değil mi? Hiç, hiçbir zaman. Sen de beni hep sevecek misin? Denizler durdukça seveceğim. Allah'a ısmarladık sevgili. Yarına kadar güle güle canım.
Zeynep'e söyledim. Nasihat ettim ama anlamadı. Şimdi sana söylüyorum. Kızımın peşini bırakacaksın, yoksa dünyayı dar ederim sana. Kızmayın, bağırmayın, kötü bir niyetim yok ki. Daha ne olsun? Zeynep'le evleneceğiz biz. Bundan büyük kötülük mü olur? Benim kızım senin gibi şoföre değil, patronlara layık, anladın mı serseri? Ben de patron olacağım. Yakında kendi arabamın direksiyonunda göreceksiniz beni. Hadi oradan, o laflara karnım tok benim. Sen patron olana kadar bizim canımız çıkar. Fakat biz birbirimizi seviyoruz. Sen kızımı sevsen, onun iyiliğini düşünür de yolundan çekilir, Zeynep'in kısmetine mani olmazdın. Onu zengin biri istiyor. Hayır, olamaz. Zeynep benden başkasıyla evlenemez. Yok canım, sana soracaktı. Evlenmek kim, sen kim? Sen önce kendi karnını doyur, aç köpek! Annen anlattı bana, öfkeden deli gibiydi, hırsından bir de tabak kırdı. Ona söylemedim ama benim aklım yattı bu işe. Seviyorsan, o da seni seviyorsa, güvenilecek bir gençse hiç durma evlen. Babacığım, canım babacığım. Hiç değilse sen kurtulmuş olursun. Seni mesut görürsem gözüm arkada kalmaz. Fakat acele etmeyin, bekleyin. Çocuk arabayı alsın, borcunu ödesin, birkaç kuruş para yapsın, sonra evlenirsiniz. Daha çok gençsin yavrum, biraz daha bekleyebilirsin. Bekleyeceğim. Sana yemek koyayım biraz babacığım. Senin yaşında insana her şey kolay toz pembe görünür. Bir hata yaparsan ömrünce yanarsın, beni de yakarsın. Benim için üzülme babacığım. Sabretmesini bileceğim. Seni dinleyeceğim. Bu ara annene uymuş görün, ne söylerse peki de. Olur. Benim de senin tarafını tuttuğumu sakın bilmez. Merak etme. Babam razı. O verdikten sonra anneme dinlemem bile. Annem de fena insan değildir. Kötülüğü dilindedir, kalbinde değil. Haklı, ne yapsın? Bütün kahrı o çekiyor. Sonra da öfkesini bizden çıkarır. Bana neler söylediğini duysaydın, bu kadar ümitli olmazdın. Anlattım sana. Söyledim işte. Fakirlik, yorgunluk canına yetti. Bu ara hoş görmek lazım. Kararını vermiş o. Ne sen, ne babam değiştirebilirsiniz onu. Ben de kaçarım gizlice. Evi bırakır sana gelir. Boşuna gayret. Rahat bırakmaz bizi. Mesut olamayız sevgilim. Sonumuz olmaz. Konuşmadık mı? Yeminler etmedik mi? Ayrılık yok demedik mi? Ne? Nen var senin? Hiç. Üzgünsün. Benden bir şey saklıyor gibisin. Buradan gidiyorum Zeynep. Nereye? İstanbul'a. Ama üzülme, çok kalmayacağım. En fazla bir yıl. Daha fazla bağlasalar durmam. Niçin? Niçin gidiyorsun? İş için. Ne işi? Amcam arabayı almaktan vazgeçti. Son zamanlarda işleri bozulmuş. Sıkışmış. Parası yokmuş. Hepsi yalan. Yengem vazgeçirmiştir. Zarar yok. Olmayıversin arabamız. Başkasının taksisinde çalışırsın. Yüzdelikle öyle mi? Bundan ben kendim geçinemiyorum. Beraber nasıl yaşarız? El kapısında çalışan bu kadar şoför var. Onların da çoluğu çocuğu var. Onlar nasıl yaşıyorlarsa biz de öyle yaşarız. Hayır Zeynep. Seni yoksulluğuma ortak etmeye hakkım yok. Ben istedikten sonra kuru ekmeğe bile razıyım. Gitmek istiyor muyum sanki? Seni bırakmak, uzaklara gitmek ölümden de beter. Ama mecburum. İstesen gitmezsin. Beni sevsen ölür de gitmezsin. Ya ne yaparım? Anlamaya çalış. Burada ne kadar çalışsam haftada 100 liradan fazla kazanamıyorum. İşler kesat. Ama İstanbul'un hali başka. Orada taksi şoförleri haftada 300'e 500'e para demiyorlar. Orada çalışırım, çok çalışırım, gece gündüz. Bir yıl kalsam para biriktirip dönerim. İstemiyorum, ne olur gitme. Böyle konuşma, beni büsbütün yalnız bırakma, güç ver bana. Kolumu kanadımı kırma, git de. Seni bekleyeceğim de. İkimiz için gidiyorum. Seni sevdiğim için, senden vazgeçmemek, seni başkasına kaptırmamak için. Anla ne olur. Hayal saadet getirmiyor. Kazanmaya mecburum. Sen olmasan 100 lira da yeterdi bana, 100 kuruş da. Ama şimdi... Sus, konuşma! Bütün umutlarımı yıktın. Karşı yakadaki ev, radyo, pick-up, sinema... O sıcacık yuvamız... Hani ne oldu? Yuvamızı dönünce kuracağız, çok değil. Bir sene bekleyeceksin. Hayır, hayır Ahmet. Ayrılığımız hüsran olacak. Üzülme.
İlk ayrılan biz değiliz. Gurbete ilk çıkan da ben değilim. Döneceğim Zeynep. Evleneceğiz. İstanbul, büyük şehir. Taşı toprağı altınmış, hani ya? 2 milyonluk şehir. Ama ben daha tek bir insana rastlamadım. Burada herkes kendi dalgasında. Ölse adama bir bardak su vermezler. Biz İzmir'de öyle miyiz ya? Aramıza bir garip düşmesin, nasıl yardım edeceğimizi bilemeyiz. Yırtınırız onun için. Koskoca şehirde herkes yabancı. Burada yaşamak zor olmalı. Ama ben bu şehirden hakkımı alacağım. Daha beni kimse tanımıyor. Ama yakında tanıyacaklar. Ben Rüzgar Ahmet, bir günde umudunu yitirecek adam mıyım be? Hayır, bu şehirde yenilmeyeceğim. Güçlü olmam lazım. Güçlü olmanın ilk şartı kendine güvendir. Zayıf görünmeye gelmez, adamı eziverirler. Aç kalsan dişini kürdanla karıştıracaksın, tavuk yemiş gibi. Ölsen bile kuyruğu dik tutacaksın. Es Rüzgar Ahmet, es, iyi günler ileride! İyi günler ileride! Eyvallah arkadaşım! Hatırladın mı beni?
hatırlamaz olur muyum? Hep aynı serseri Musa'sın. Sen de hiç değişmemişsin be Rüzgar Ahmet. Aslan be, İzmir kokuyorsun vallahi. Hayola, hangi rüzgar attı seni buraya? Şöyle bir uzanalım da İstanbul'da da eselim dedik. Gezmeye mi yoksa iş için mi? İşte ikisi de. Bizim mumcu kahvesinden ne haber? Valla eskilerden pek kimse kalmadı. Sen ne alemdesin? Benim burada dalgam kıyak, krallar gibi yaşıyorum. Toto'da 13 tuttun galiba. Yok be arkadaşım, kafa, yürek, bilek, bu işi bir araya geldi mi kralsın, kral. Yürü, bili, boş ver ama hatırladığıma göre sen de eskiden pek kafa yoktu. Senin bildiğin eski kafaydı. Sonra onu salhaneye gidip değiştirdim, yenisini taktım. Nasıl, beğendin mi? Bana kalırsa sen salhanede başka hiçbir kafayı beğenmemiş, gene akılsız kafayla oradan çıkmışsındır. Ammansın be Rüzgar Ahmet! Bana bak, bu akşam bir yere kaçmak yok, benim misafirimsin. Şöyle Beyoğlu'na çıkıp bir havamızı bulalım. Yalnız bak şimdiden haber vereyim, elini cebine attın mı bozulurum. İzmirli'nin hali başka oluyor be! Çamurdan olsun da İzmirli olsun. Taşına toprağına kurban olduğum memleket! Ne mallar çıkarmıştır ben, ne mallar! Yürü gidelim. Demek şoförlük yapacaksın, para biriktireceksin. Sonra İzmir'e gidip sevdiğin kızı alacak, düğün yapacak, ev açacaksın. Ne var bunda gülecek? Olmayacak şey mi? Ne olur, olmaz diye bir şey yok. Ama senin bu dediklerin ancak 1500 sene sonra olur. Dalga geçme Musa, bu hikaye benim zayıf tarafım. Kusura bakma arkadaş. Senin bu zayıf dalın kopmaya mahkum. Araba sahibi olsan neyse ama yüzdelikle çalışarak alacağın parayla karnını doyuramazsın. Ne bağısın olursa olsun, başarmalıyım. Öyleyse kendine daha paralı bir iş bul. Senin gibi bir delikanlı kendini direksiyonda harcasın. Yazık, günah vallahi. Başka ne yapabilirim? Elimden ne gelir? İş göster, yapalım. İş var, pek makbul işler değil ama paralı işler. Bak bu gördüklerin bizden, hiçbiri senin yarın etmez ama cepleri para dolu. Bana selam veren, kibar Recep, önce ateş eder, sonra özür diler. O sigarasını yakan insafsız Nuri, ama öldürdüğü adamın arkasından ağlar. Öteki de zalim kadı, attığını vuran cinsten. Desene, senin arkadaşlar müthiş adamlar. Aslında hiçbirinin ciğeri beş para etmez ama patron tutuyor, bu barı o işletir. Yarım dünya fethederler adına. Yaman adamdır bizim patron. Evet. Bir dakika, ben şimdi gelirim. Buyur patron, hayrola, beni istetmişsin. Duydun mu Musa? Hayrola patron, neyi? Brigitte Bardot'un evlendiğini. Evet, gazetelerde okudum. Ulan Brigitte, bu bana yapılır mı be? Bana lan, yarım dünya fethiye! Haklısın patron, sana kalleşlik etti kaltak. Bence onu ne kadar çok seviyordum. Sen kalk da Günter Sah züppesini bana tercih et. Üzülme patron, bundan da ayrılır. Biliyorsun, bundan önce iki defa daha evlenmişti. Bu üçüncü evlenmesi, elbet sana da sıra gelir, senden iyisini mi bulacak? Aşağılık kadın! Ne yapıyorsun patron? Ne yapayım, onu çok seviyordum. Şimdi rahatladım, intikamımı aldım. Ne oldu patron? Silah sesleri duyduk. Yok bir şey, sokun silahlarınızı yerine. Özür dilerim patron, bir şeyin yok ya. Yani merak ettik de. Merak edecek bir şey yok. Patronum Brigitte Bardot ile arası açık, hepsi bu kadar. Bu akşam işe çıkıyoruz. Buradan 10'ar dakika ara ile teker teker çıkacaksınız. Sizi Boğaz'da ayrı yerlerde toplayacağım. Kadri, sen Tarabya'da. Peki, bay üstüne patron. Emredersin reis. Sen İstinye'de. Peki abi. Musa, sen benimle beraber geleceksin. Baş üstüne patron. Tabancalarınız dolu olacak. Yanınıza yedek mermi almayı unutmayın. Musa'dan başka hiç kimse durmasın, iş başına fırlayın! Sen bir dahisin patron. Daha ne yapacağımızı bilmiyorsun ki. Burnum Meret'in kokusunu aldı. İşler rast giderse bir aylık istikakını bu gece alırsın. İyi olur patron. Bende zırnık kalmadı, son parçayı bu akşam çektim. Sen önceden çık, arabada beni bekle. Arabayı ben mi kullanacağım?
Her zaman kim kullanıyor? İçeride bir arkadaşım var. Hı? Ne arkadaşı? Kendisi şofördür, zehir gibi araba kullanır. İşimize yarar, istersen onu da alalım patron. Kimmiş bu kavadayı? İzmirli şoför arkadaşım Rüzgar Ahmet. Ona nasıl güvenebiliyorsun? Biliyorsun, bu işlerin sonunda... Ona ben kefilim. İstersen getireyim, kendin konuş. Merak ettim, göreyim bakayım şu Rüzgar Ahmet'i. Hemen getireyim patron. Rüzgar Ahmet bu mu? Evet patron, Rüzgar Ahmet. Neresi Rüzgar bunun? Üfürük bu be! Üfürük Ahmet! Onun öyle göründüğüne bakma patron, çok hızlı delikanlıdır vallahi. Bizim mumcu kahvesinde bileğini büken yoktur. İzmirli ha? Ben de eski Eşref Paşalıyım. Eşref Paşa'dan yarım dünya fethi, bildin mi? Adınızı duydum. Elinden tut da sayende kalkınsın. Ama gene sen bilirsin. Patron sensin. Al dersini alırız, alma dersini almayız. Pekala, onu işe alıyorum. Ama ondan sen sorumlusun. En ufak fonsuzunu çok pahalıya ödetirim. Tamam patron, sen merak etme, evelallah. Duydun ya, çok dikkatli ol, yoksa kabak benim başıma patlar. Bu akşam işe başlasın, arabanın anahtarını teslim al. Teşekkür ederim. Siz önden çıkın, beni arabada bekleyin, hadi. Baş üstüne. Oh ulan Bridget Bardot, yaktın beni be! Yaşa be Rüzgar Ahmet! Demedim mi patron, benim arkadaşım böyle bir Rüzgar Ahmet'tir işte! Aferin Rüzgar Ahmet, iyi iş başardın! Ufak iş bunlar patron! Al Rüzgar Ahmet, güle güle harca! Bu paralar benim mi? Elbette senin, bu geceki cesaretinin mükafat! Bizim patron böyle cömert bir patrondur işte! Gözüne girdin mi karada ölüm yok! Siz Rüzgar'la ikiniz malları depoya götürürsünüz! Deponun yerini de öğrensin, icabından akliyatı tek başına yapacak. Yetiştir bunu! Merak etme patron, evelallah! Şansın açık olsun Rüzgar Ahmet! Sağ ol patron! Esper Rüzgar Ahmet, iyi günler ileride demiştim! Kim o? Musa, aç! Sorma sahibi olmasın ama, bu paketlerde ne var Allah aşkına? Sormayacaksın Rüzgar Ahmet, hiç kimseye bir şey sormayacaksın. Bu kumpanyada sual soranlardan hoşlanmazlar.
Affedersiniz, kusura bakmayın, bir daha sormayız. Seni severim Rüzgar Ahmet, ama ucu bana dokundu mu, kardeşimi bile harcarım ben. Sana karşı bir falso mu yaptım? Estağfurullah! Yalnız ben söyleyeyim de sonra demedi deme! Burada kör, sağır ve dilsiz olacaksın! En ufak gevezelik bizim kumpanyada büyük suçtur. Rahat etmek istiyorsan verilen emri yap, ötesine karışma. İyi ya, biz de öyle yaparız. Ay yaşa Rüzgar Ahmet! Bülbül ne çekerse dili yüzünden çekermiş. Eskiler derler ki, söz gümüşse sükût altındır. O kız kim? Yeni işçilerimizden biri, bu sezon başladı. İsmi nedir? Zeynep olacak, evet Zeynep! Şu tezgahın başındaki Emine kadının kızı. Durumları müşkülmüş, çok ısrar etti, aldık. İyi ettiniz! Burada sanki her dakika seninle beraberiz. Seninle uyuyor, seninle uyanıyor. Başımı nereye çevirsem gözlerini görüyorum. Elimi nereye uzatsam saçlarını okşuyorum. Seni seviyorum be, çok seviyorum. Biriktirdiğim her paranın bir adı var. Şu perdeler için diyorum, şu karyola parası, şu masa, şu yüzük parası. Ve günler geçiyor. Her biten gün beni sana bağlayan bir düğüm oluyor. Sabret sevgilim, sabret aşkım, sabret biterler. Ah şekerim, benim canım kızım, anasının kuzusu. Otur otur, seninle konuşacaklarım var, daha şimdi geldim. Bizim patron Şakir bey var ya, arabasıyla beni buraya kadar getirdi. Utandım da buyur içeriye diyemedim. Bana bak, merak edip de sormuyorsun beni niye çağırttı diye. Neye çağırtmış? Senin için. Benim için mi? Seni görmüş, çok beğenmiş, sormuş, soruşturmuş, benim kızım olduğunu öğrenmiş. Ne diye? Benden ne istiyormuş? Aman sen de, bu da sorulur mu? Bir erkek beğendiği kadından ne ister? Surat asma, gül biraz, başımıza devlet kuşu konuyor. Ben adamı evli biliyordum, meğerse durmuş. Ah ne kibar adam, bir de tatlı konuşuyor. Kısmet ayağına gelmiş, gözünü aç da fırsatı kaçırma. Ama ben Ahmet'i seviyorum. Eh, sen bilirsin. Aşk karın doyurursa sevmekte devam et. Ben Ahmet'i dünyada hiçbir şeyle değişmem. Sen bu kafada gidersen, sonunda köpek gibi pişman olursun. Bu fabrika işçiliği, bu yoksulluk, bir kadını neye çevirir bilir misin? Suyu sıkılmış limon posasına. Hayır, senin bildiğin gibi değil. Ahmet'in işi iyi şimdi. Benim için çalışıyor, para biriktiriyor. Ben ancak onunla mesul olabilirim. Mektupta mı yazıyor bunları? Sen de bunlara inanıyorsun ha? Vah zavallı fıkara vah! Yeter anne, yeter, beni üzüyorsun! Asıl sen beni üzüyorsun! Peki ne yapmamı istiyorsun? Kendimi ateşe mi atayım? Hangi anne kızının başını yakmak ister? Ben seni kurtarmak istiyorum, kurtarmak! Gel bakalım Zeynep! Beni istemişsin. Ha, istedim ya! Böyle güzel bir kız hiç istenmez mi? Gel bakayım, otur şöyle! Hı? Gel, rahat otur, çekinme! Annenle uzun uzun seni konuştuk. Artık çalışmayacaksın. Beni işten mi çıkarıyorsunuz? Evet, seni işten çıkarıyorum. Neden? Bir kabahat mı işledim, kusurum mu var? Hayır, bilakis meziyetin var! Çalışmana engel olan güzelliğindir Zeynep! Çok güzelsin! Bu güzel eller öpülmeye layık! Fakat çalışmaya mecburum, ihtiyacımız var! Bundan sonra hiçbir şeye ihtiyacın olmayacak! Gönlünce yaşayacaksın! Dayalı döşeli bir evin, kapıda araban, mücevherlerin, her şeyin olacak, her şeyin! İyi ama bunları kim ödeyecek?
Ben ödeyeceğim Zeynep. Sana da istediğin kadar para vereceğim. Neye karşılık? Bana vereceğin saadete karşılık. Seni seviyorum Zeynep. Rica ederim, kendinize gelin. Ben sözlü bir kızım. Ne çıkar? Bu seninle sevişmemize engel değil ki. Siz yanlış kapı çaldınız. Ben o alçaklığa düşecek kız değilim. O bilakis yükseleceksin. Seni hanımefendi yapacağım. Lüks içinde yaşayacaksın Zeynep. Hayatım canım, canım benim. Bakın, yakın be! Kendinize gelin! Gel! Zeynep! Kızım bak! Baba! Baba ne oldu? Hiçbir şeyim yok. Sapasağlam. Sen nereye? Yoksa gidiyor musun? Bizi bırakıyor musun? Babana bir Allah'a ısmarladık demeden mi gidiyorsun? Babacığım, affet beni! Affet beni babacığım! Fakat gitmeye mecburum. Annem beni ateşlere atmak istiyor. Kötülük yalnız ağzındadır sanırdım. Meğer yüreğine de işlemiş. Ne yaptığını bilmiyor o kızım. Felaketler onu zıvanadan çıkardı. Böyle olacak insan mıydık biz? Seni bu halde bırakıp gitmek istemezdim. Ama mecburum baba. Anlıyorum kızım, haklısın. Bana kırılıp gücenmiyorsun değil mi baba? Git! Sevdiğin adamla beraber kendi hayatınızı kendiniz kurun. İlk fırsatta seni yanımıza alırız baba. Orada seni tedavi ettiririz. Beni düşünme kızım. Ben zaten yolun sonuna gelmişim ama sen hayata yeni başlıyorsun. Mühim olan bu, senin saadetin. Git! Mesut ol! Git kızım! Seni yazıhanede bekliyorum. Arabayı park edeyim, hemen gelirim. Çaktırma! Beynine yersin! Biriniz burada bekleyin. Peki şef. Mallar nerede? Senden iyi mal mı olur? Yalnız modası geçmiş adi cinsten bir malsın. Davranma yakarım! Patron, burada zelzele mi oldu? Dostumuz Tayyar Bey abimi ziyarete gelmişler. Maşallah beyefendi, hoş geldiniz. Kendisinin şerefine uygun olarak.
Ulan! Seni bana sayılan verdiler ulan! Yapma! Söylesene Tayyar! Çakallar ne zamandan beri kurtlara saldırmaya başladı? Yeter patron, öldüreceksin! Götürün çöplüğe atın bunu! Çok iyi bilirsiniz. Ben bana yapılanı karşılıksız bırakmam. Bu delikanlı geçenlerde malımı kurtarmıştı, bugün de hayatımı. Al bakalım Rüzgar Ahmet. Sana borcumu ödüyorum. Bugün kurtardığın hayatımı senden satın alıyorum. Sağ ol patron, teşekkür ederim. Bana yapılan hizmet mükafatsız, kalleşlikse cezasız kalmaz. Yarım dünyanın raconu böyle. Sevgili patronumuz, yarım dünya fethinin şerefine! Şerefe! Hepinizin şerefine! Ateş! Yaşa! Bir dans ediyor ha! Nasılsın Tayyar, konuşabilecek misin? Kimsin sen? 5. şubeden komiser Muzaffer. Davacıyım komiser bey, davacıyım! Bak beni ne hale getirdiler! Kim? Yarım dünya fethiyle adamları! Sen böyle tongaya düşmezdin ama nasıl oldu? Fethiyle dostça konuşmaya gitmiştim. Bilmem ne olduysa birdenbire oldu. Fethiyle adamları birdenbire üzerimize çullandılar. Neden? Sebep neymiş? Bilir miyim komiser bey? Fethi'nin yanında yeni birisi var, Rüzgar Ahmet diyorlar. Bütün bu işlerde onun da parmağı var zannederim. Bana pusu kurdular. Hiçbir sebep yokken kimse kimseye pusu kurmaz. Başkasından bir kazık yemiştir, acısını benden çıkarmaya kalkmıştır. Siz ikiniz de aynı yolun yolcususunuz. Yemin ederim ben bu yollardan ayrıldım. Hiç boşuna yemin etme! Benim burnum bu işte kokuyu aldı. Sizin paylaşamadığınız mal ya esrar ya afyon ya da eroindir. Tövbe de komiser bey, tövbe de! Biliyorsun ben hacca gitmiş gelmiş adamım. Senin de Fethi'nin de yaptığı işleri biliyoruz. Ne yazık ki elimizde delil yok. Anlaşılan sen de konuşmayacaksın. Öyle olsun Tayyar. Fethi benim can düşmanım, onu ele verecek bir kozum olsa konuşmaz mıyım? İşin içinde sen de olunca konuşmazsın tabii. Şimdilik hoşça kal. Gene görüşürüz.
sen yenisin galiba. Hayır, ben yeni filan değilim. Eskilerdensin demek. Ben yabancıyım. Yoksa benim için mi geldin? Havaalanından geliyorsun ha? Rica ederim, siz beni yanlış anladınız galiba. Ben buraya birini aramaya geldim. Buldun işte karşında, artık burada yabancı sayılmazsın. Rica ederim, bırakın beni, Fethi Bey'i görmeye geldim. Fethi Bey mi? Bizim patron mu? Evet, buranın sahibi. Ben buranın müdürüyüm. İsterseniz buyurun, sizi yazıhanesine götüreyim. Affedersin patron, bu küçük hanım seni arıyor. Başka bir emrin var mı patron? Baş üstüne patron. Güzel, hem de çok güzel. Mükemmel safkan İngiliz. Beni kim tavsiye etti? Sizi tavsiye eden yok. İzmir'den geldim, Ahmet'i arıyorum. Adres olarak burayı verdi de. Ahmet mi? Hangi Ahmet? Rüzgar Ahmet. Rüzgar Ahmet ha? Vay hergele vay! Ağzının tadını biliyormuş. Otur, şimdi neredeyse gelir. Hop! Nerede kaldın birader? Seni mandepsiye bastırdılar diye korktum. Herif buluşma yerine 2 saat geç geldi. Parayı alabildin mi? Aldım. Patron da para bekliyor. Gidip vereyim bari. Bir dakika bekle. İçkimi bitireyim, beraber gideriz. İçer misin? Teşekkür ederim. İçkiyle aram pek iyi değil. Adın ne senin? Zeynep. Rüzgar Ahmet'le ne dalgan var? Nişanlısıyım. Nişanlısı mı? Hiç bahsetmemişti. Ahmet! Zeynep, sevgilim! Gözlerime inanamıyorum, sen nereden çıktın? Bu akşam geldim, seni aradım. Ne iyi ettin de geldin, dur şimdi beraber çıkarız. Affedersin patron, nişanlımdır. Biliyorum, söyledi. Yakında evleneceğiz onunla. Ha, buyurun, emanetiniz. Müsaadenizle gidebilir miyim? Gidebilirsin tabii. Bu hikaye dalgamı sarmadı. Hangi hikaye? Rüzgar'ın aşk hikayesi. Bizim işler denizcilik gibidir. Gemide kadın uğursuzluk getirir. Bizim gemide ilk kadın bu değil ki patron. Gemide kadın vardı ama aşk yoktu. Yazık olacak Rüzgar Ahmet'e. İşimize de yarıyordu yani. Geldik Allah aşkına. Bil bakalım burası neresi? Bilmem. Senin patronun evi olmalı. Bilemedin. Benim evim, senin evin. Ha? İkimizin evi, yuvamız. Bu olamaz. Bu ev, bu eşyalar dünyanın parası eder. Yok canım, nereden bizim olacak? Burada yaşayanlar kim bilir ne kadar mutludurlar. Öyleyse mutluluğumuz başlasın. Çünkü burada biz yaşayacağız, senle ben. İkimiz. Alay etme Allah aşkına! Olabilir mi? Böyle lüks eşya ömrümüzde görmüş müyüz biz? Hayır, ben rüya görüyorum galiba. Rüya değil, gerçek! Sen ne kadar benimsen, bu evde o kadar senin evin. Fakat nasıl olur sevgilim? 3 ay önce İzmir'den ayrılırken sırtında eski bir ceket, cebinde de 10 lira vardı. Ayağındaki ayakkabı bile delikti, unuttun mu? Şimdi nasılım? Şimdi çok şıksın. İyi ama bu kadar parayı sen nereden buldun? Alnımın teri, bileğimin gücüyle kazandım. Bir şoföre bu kadar çok para verirler. Yalnız şoförlük değil ki, patronun her işine koşuyorum. Bir kere mallarını, bir keresinde de hayatını kurtardım. Bana 4 elle sarıldı. Kazanayım diye fırsat veriyor. Takip ettiğim işlerinden pay alıyorum. Hayret, benim pek gözüm tutmadı. Dalaverici bir adama benziyor. Yok, patronuma laf yok. Sayesinde hayatımda görmediğim parayı 3 ay içinde kazandım. İnşallah bu paralar helal paradır. Elbette helal. Ben haram paraya tenezzül eder miyim? İzmir'de arabada unutulmuş 72 bin lirayı karakola teslim ettiğimi unuttun mu? Hiç unutur muyum? Sahibi de çıkarıp sana 500 lira vermişti.
Şimdi için rahat ettim. Affet sevgilim. Ne de olsa ben fakir bir ailenin görmemiş kızıyım. Artık fakir bir ailenin kızı değilsin. Bu evin hanımısın. Daha değil. Ancak senden evlendikten sonra bu evin hanımı olur. Elbette evleneceğiz. Yalnız daha sonra. Şimdi yapılacak başka işlerimiz var. Önce sofrayı kurup bir güzel karnımızı doyurmalıyız. Ben de açlıktan bayılıyordum zaten. Bak! Şampanyamız da var. Ondan da içecek miyiz? Tabii, senin şerefine. Ya beni tutarsa? Hani fuarda bir kere bira içirmiştin de nasıl Leyla olmuştum? Aldırma, sana Leyla'lık da yakışıyor. Zeynep, ne var? Söylesene sevgilim, niye ağlıyorsun? Bırak, dokunma bana! Ölseydim de bu hallere düşmeseydim. Kendi kendimden nefret ediyorum. Neden Zeynep? Söylesene Zeynep, ne oldu sana? Olmamalıydım. Böyle olmamalıydım. Küçülmüş gibiyim. Utanıyorum. Utanacak ne var sevgilim? Daha ne olsun? O güzel, saf, temiz aşkımızı çamurlara buladı. Hep o şampanyanın yüzünden. İçirmemeliydim bana. Ben bunu nasıl yaptım? Kendimi nasıl kaybettim? Haklısın Zeynep. Kabahat bende oldu. Ne kadar içli bir kız olduğunu hesaba katmalıydım. Ama seni o kadar çok seviyorum ki, kusurumu sana olan sevgime bağışla. Kusur yalnız sende olsa neyse ama... Ama bende de var Ahmet. Her şeyimi bir anda kaybettim. Her şeyimi. Zaten o her şeyini benim için saklamıyor muyum? Daha nikahımız bile yok. Üzülme Zeynep. Nasıl olsa nikahlanacağız. Nikahtan önce ben senin karın olmam ki, metresin olurum. Bu ne biçim laf Zeynep? Senin bana güvenin yok mu? Yoksa artık beni sevmiyor musun? Sus, yalvarırım böyle konuşma. İzmir'den kalkıp da kimin için İstanbul'a geldim ben? Hayatta senden başka tutunacak dalım var mı benim? Ama korkuyorum. Neden korkuyorsun? Ya çocuğumuz olursa? Elbette olacak. Nikahımız olmazsa çocuğumuz ne olur? Ama sen öyle olmasını istemezsin, değil mi? Sen dur, ben bakayım. Birini mi aradınız? Rüzgar Ahmet burada mı? Evet, benim. Ne var, bir şey mi oldu? Polis. Buyurun, bir şey mi istediniz? Beraber Emniyet Müdürlüğü'ne gideceğiz. Buyurun içeri, bir dakika oturup bekleyin, ben giyinir gelirim. Lütfen çabuk olun. Acaba sorabilir miyim, Ahmet'i niçin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüyorsunuz? Öyle emir verdiler. Ahmet'in polisle ne işi olabilir ki? Onu bilemeyiz. Biz yalnız verilen emri yaparız. Ahmet, polisle ne işin var senin? Bilmem, çağırmışlar, gidiyorum. Ahmet, rica ederim benden bir şey saklama. Dedim ya, bilmiyorum, oraya gidince öğrenirim. Benimle açık konuş. Bir şey yapmadın değil mi? Hayır. Kimseyle kavga etmedin değil mi? Etmedim. Üzülme Zeynep, merak edecek bir şey yok. Sana para bırakayım, belki lazım olur. Fakat bu çok, ben bu kadar parayı ne yapayım? Sen nasıl olsa akşama gelirsin. Yoksa gelmeyecek misin? Gelmez olur muyum hiç? Doğru söyle, saadetimiz, aşkımız tehlikede mi? Eğer öyleyse söyle, ben de bileyim. Hayır dedim ya, bana inanmıyor musun? İnanıyorum ama... Allah'a ısmarladık. Güle güle. Fethi'nin yanında ne zaman işe başladın? Buraya geldiğimin ertesi günü. Daha önce onu tanır mıydın? Hayır. Bu işi sana kim buldu? Kendim, iş arıyordum. Onun yanında ne iş yapıyorsun? Şoförüyüm. İzmir'de ne iş yapardın? Taksi şoförüydüm. Başka ek işin var mı? Hayır. Açıktan bir gelirim var mı? Hayır. Fethi'nin yanında kaç para aylıkla çalışırsın? Belli olmuyor. Üç ay içinde ondan kaç para ücret aldın? Birkaç bin lira almışımdır. Kaç para ev kirası veriyorsun? Ayda 600 lira. Evindeki eşyalar senin mi? Evet. Ayda kaç lirayla geçinirsin? 1000 lirayla. Ev kirası dahil mi? Evet. Evdeki kız neyin olur? Nişanlım. Seni İzmir'den soruşturduk. Hakkında iyi şeyler öğrendik. Örnek bir şoför, dürüst bir delikanlıymışsın.
Ancak İstanbul'a geldikten sonra yolunu şaşırmışsın. İfadendeki sözlerin birbirini tutmuyor. Gelirinle masraflı hayatın arasında büyük fark var. Biraz birikmiş param vardı. Neyse, geçelim. Tayyar'ı tanıyor musun? Hayır. Bu isimde kimseyi tanımıyorum. Nasıl olur? İnsan pusuya düşürdüğü adamı tanımaz mı? Onu dövüp hastanelik etmişsiniz. Benim haberim yok. Tayyar'la Fettin neden kapıştılar? Anlaşıldı. Konuşmayacaksın. Bak oğlum, daha çok gençsin. Sana acıyorum. Çünkü pis bir bataklığa saplanmışsın. Artık istesen de kurtulamazsın, bırakmazlar. Ama ben sana yardım ederim. Eğer sen de bize yardım edersen... Ben size nasıl yardım edebilirim? Konuşarak. Şu anda Fethi hakkında yeteri kadar delilim yok. Fakat onun faaliyette olduğunu biliyorum. Senden istediğim, ona ele verecek ufak bir ipucudur. Anlamıyorum. Neden bahsediyorsunuz? Neden olacak? Eroin imalatından ve eroin kaçakçılığından. Eroin mi dediniz? Patronunun azılı bir eroin kaçakçısı olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. İşte dosyası. Aylık kabarık bir dosya. Şimdi sana bir dosya açıyoruz. Fakat ben eroini görsem tanımam, nefret ederim böyle işlerden. Nefretin bu işlerden para kazanmana engel olmamış. Asla. Ben elimi sürmedim böyle şeye. İyi düşün. Sana hiç al bu paketi götür, parasını getir demediler mi? Onun bir eroin kaçakçısı olduğunu bilmiyordum. Bilseydim bir dakika durmazdım yanında. Olabilir. Onlar seni maşa olarak kullanırlar da haberin olmaz. Ama gene de eroin kaçakçılığıdır bu. Ağır bir suç. Cezasını biliyor musun? İçene 1 yıl, satana 15 yıl, yapana da idam. Şimdi artık kararını ver. Bize yardım edecek misin? Yok, ben bu işlerde yokum. Tarafsız kalamazsın. Ya onlardan olacaksın, ya da bizden. Derhal işi bırakacağım. Onlar seni bırakırlarsa, inşallah suçlu olarak karşıma gelmezsin. Şimdilik seni serbest bırakıyorum. Sahi serbest miyim? Gidebilir miyim? Gidebilirsin. Teşekkür ederim. Bizim raconda affetmek yoktur. Sormayacaksın Rüzgar Ahmet. Bizim kumpanyada sual soranlardan hoşlanmazlar. Seni severim. Ama ucu bana dokundu mu, kardeşini bile harcarım ben. Kör, sağır, dilsiz olacaksın. En ufak gevezelik bizim kumpanyada büyük suçtur. Aferin Rüzgar Ahmet, iyi iş başardın. Bu işten çifte pay alacaksın. Fakat nasıl olur sevgilim? 2 ay önce İzmir'den ayrılırken sırtımda eski bir ceket, cebinde de 10 liram vardı. Bu kadar parayı nereden buldun? Bir sefere bu kadar çok para verirler mi? Doğru söyle. Ama sen namuslu yoldan ayrılmazsın değil. Sana acıyorum. Çünkü pis bir bataklığa saplanmışsın. İşte dosyası. Aylık kabarık bir dosya. Azılı bir eroin kaçakçısı. Sen de onun maşası. Satana 15 yıl, yapana idam. Musa geldi mi? Hayır beyim, daha gelmedi. Beni aramışsın, hayrola arkadaşım? Arkadaş ha? Dur bakalım, ne oluyoruz? Sana sormalı, eroin kaçakçısı! Apa gagane, patron duymasın. Onun ismi Helva, anlaşıldı mı? Helva! Patronun da, senin de, helvanızın da... Topunuzun Allah cezasını versin! Ne diye bozuluyorsun? Ben sana ne yaptım? Daha ne yapacaksın? Beni eroin kaçakçısı yaptın! Bela mı yaptım? Bu kadar para kazandın! Parası batsın!
Böyle kazanmaktansa açlıktan gebermeye razıyım. Sana acıdım, sevdiğin kızla evlenmen için sana para lazımdı. Size yardım etmek istedim. Bu mu yardım ulan, bu mu yardım? Bana bak, ben artık bu işlerde yokum. Ben artık bu işlerde yokum, anladın mı? Yokum! Yokum! Ne oldu? Niçin çağırmışlar seni? Hiç, önemsiz bir şey. Neymiş o önemsiz şey? Bana da söyle, ben de bileyim. Geçen de kavga eden iki kişiyi ayırmıştım, onun şahitliği. Bitti mi artık? Bir daha polisler seni aramazlar değil mi? Hayır, aramazlar. O dava kapandı artık. Sen şimdi hemen hazırlan, İzmir'e gidiyoruz. İzmir'e mi? Evet. Acele bir iş çıktı, patron gönderiyor. Beni de mi beraber götüreceksin? Elbette, seni burada yalnız bırakacak değilim ya. Alo? Biraz önce Musa bana olanları anlattı. Bizden ayrılıyor musun? Öyle mi Rüzgar Ahmet? Evet, buna kesin olarak karar verdim. Derhal İzmir'e hareket ediyorum. Acele etme dostum! Böyle ani kararlar sahibine zarardan başka bir şey kazandırmaz. Böyle ani karar veren bazı insanlar hatırlıyorum. Hepsinin başına bir felaket gelmiştir. Kendilerine değilse yakınlarının başına. O felaket nereye gitseniz sizi bulur dostum. Sevgilinin başına bir iş gelirse o güzel Zeynep'e yazık olmaz mı yani? Onu bu işe karıştırma! Özür dilerim Rüzgar Ahmet! Maalesef karıştırmak zorundayım. Onu seviyorsan, eğer onu kaybetmek istemiyorsan derhal gelirsin. Ne oldu Ahmet? Gitmiyor muyuz? Ben hazırım. Daha değil. Acele bir iş çıktı. Hemen gidip bakmam lazım. Sen beni evde bekle. Sana haber veririm ben. Ortalıkta bir şeyler dönüyor. Önce polisler, sonra İzmir seyahati, şimdi de bu telefon. Bir sürü esrarengiz olay. Soruyorum, kaçamak cevaplar veriyorsun. Lütfen konuş, ben de öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi? Yok bir şey Zeynep, sana öyle geliyor. Senin bir derdin var, bana da söyle. Üzüntünü paylaşmak istiyorum. Seni seviyorum. Çok seviyorum. Döndüğümde her şeyi anlatırım, ama şimdi bir şey sorma bana. Neden gidiyorsun Rüzgar Ahmet? Ben ki seni oğlum gibi severim. Ben zaten sizin aranıza yanlışlıkla girdim. İşin iç yüzünü bilmiyordum. Bizim gizli kapaklı işimiz yok ki. Öyle değil mi arkadaşlar? Biz namuslu, dürüst insanlarız. Şakayı bırak patron. Bu sabah beni evden polisler aldı. Emniyette sorguya çektiler. Sen konuşmadınsa onlardan bize zarar gelmez. Eğer ben konuşmuş olsaydım sen şimdi burada olmazdın. Doğru. Çok şey biliyorsun. Zaten gidiyorum. Toz olup izimi kaybettireceğim. Bizi bırakıyor musun dostum? Evet patron. Ben adam bırakırım ama adamlarım beni bırakamaz. Kalsam da size bir hayrım dokunmaz. Korktum bir kere. Peki dostum. Madem ki gitmek istiyorsun git. Seni özleyeceğim ama ne çare. Zorla güzellik olmaz. Onu salacak mıyız patron? Evet. Ne de olsa bize çok faydası dokundu. Ona hayatımı borçlu olduğumu unutamam. Pekala Rüzgar Ahmet, sana hürriyetini bağışlıyorum. Ancak bir şartla. İçki ver oğlum. Eldeki hazır malları yerine teslim edersen. Hayır patron. Bu bana son hizmetin olacak. Sen artık benden hizmet bekleme. İyi ama işi ona göre ayarladık. Bunu senden başkası yapamaz. Malı satın alacak olanlar seni tanıyorlar. Bu işi bitir, sonra serbestsin. Anlaştık mı? Maalesef. Anlaşamıyoruz, beni affet. Bu inatçılığınla beni üzüyorsun. Kendine acımıyorsan, sevgiline acımalısın. Sen ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki ona yazık olacak. Hem de senin gözlerinin önünde. Açık konuş, ona ne yapmayı düşünüyorsun? Şöyle bir sahne düşünüyorum. Sen elin kolun bağlı kımıldanamıyorsun. Karşında bir yatak, yatakta sevgilin, yanında bir erkek. Kimmiş o erkek? Erkekse çıksın karşıma! Erkek çok, tonla! Yalnız sen misin erkek? Biz erkek değil miyiz? Ben, Musa, arkadaşlarım... Hepinizi yakarım, hepinizi! Lafına bile bozuluyorsun. Oysa bu sahne gözünün önünde cereyan edecek.
O zaman nasıl seyredeceksin, he? Hayır, olmaz böyle şey! Şartımı kabul etmezsen olacak. Musa, güzel Zeynep'i al gel buraya. Hayır, bunu yapamazsınız! Yalvarırım Zeynep'i rahat bırakın! Malları satacak mısın? Ne isterseniz yapacağım! Yalnız onu rahat bırakın! Bırakın onu! Beraber gidin, malları teslim et! Baş üstüne patron! Bu gece malların parasını bekliyorum, tam 120.000 lira! Tamam! Unutma Musa, onun kefili sensin! Bir falso olursa hesabını senden sorarım! Merak etme patron! Hadi toz olun bakalım! Mallar stepnenin içinde! Seni gece saat 12'de İstinye'de taş ocak yolunda bekleyecek! Parayı alıp saymadan stepneyi verme! Parolayı unutma, motor yağsız kalmış diyecek! Sen de arıza stepnede dersin! Polis! Beraber emniyet müdürlüğüne gideceğiz! Öyle emir verdiler! Biz verilen emri yaparız! Önemsiz bir şey! Geçen de kavga eden iki kişiyi ayırmıştım, onun şahitliği! Bu dava kapandı artık! Hazırlan, İzmir'e gidiyoruz! Acele bir iş çıktı, patron gönderiyor! Derhal İzmir'e hareket ediyoruz! Hayır, daha gitmiyoruz! Seni seviyorum, çok seviyorum! Döndüğümde her şeyi anlatırım, ama şimdi bir şey sorma bana! Dinle Zeynep, ben gecikeceğim! Sen yemeğini ye, beni bekleme! Belli olmaz ki, belki de sabaha dönerim! Merak edecek bir şey yok, Allah'a ısmarladık! Yardıma mı ihtiyacın var? Motorun yağı kalmamış. Görelim istepneyi. Önce paranın rengini görelim. Ben parayı sayarken sen de lastiği açarmalı çıkarırsın. Ahmet, piyastos olmuş, hemen toz olmalıyız! Yahu ne duruyoruz, polisler neredeyse basar burayı! Telaş etme Musa! Rüzgar Ahmet konuşmazsa bizim için tehlike yok! Ya konuşursa? Konuşamaz çünkü karısını çok seviyor! Daha bu sabah buradan çıktın! Ne kadar çabuk karşılaştık değil mi? Ama seni ikaz etmiştim! Tarafsız kalamazsın demiştim! Ya onlar ya biz! Söyle bakalım, hangi tarafı tercih ediyorsun? Suçun eroin imalatına girer, cezası da idam! Konuşsana, çeteyi yakalamamıza yardımcı olursun, kurtulursun! Konuş! Konuş oğlum, başka çaren yok! Konuşmayacak mısın? Cevap ver, neden susuyorsun? Özür dilerim komiser bey, söyleyecek bir şeyim yok! Pekala, ama biz seni söyletmesini biliriz! Götürün! Alo! Savcı bey bağlar mısınız? Beyefendi, şu dakikaya kadar hiçbir şey konuşmadı. Kimin hesabına çalışıyorsun? İmalathane nerede? Hadi söyle! Kaç kişisiniz? İsimlerini söyle! İşe bak, gözünü aç! Konuşuncaya kadar uyumayacaksın! Bilmiyorum! Bilmiyorum dedim ya size! Bilmiyorum! Konuşmak zorundasın! Konuş!
Buyurun efendim. Ne oldu, konuştu mu? Hayır, ağzından bir tek laf alamadım. Ben hayatımda bu kadar inatçı adam görmedim. Bütün bunlar patronu Fethi'nin başının altından çıkıyor. Ama her zaman olduğu gibi gene geri planda. Bana Fethi'yi bulup getirin. Pavyonda da bir arama yapın. Baş üstüne efendim. Allah kurtarsın arkadaşım. Sağ ol. Sigara? İçmiyorum. Yak be! Yak, efkar dağıtın! Sana Fethi'den haber getirdim. Benden ne istiyor daha? Buraya geleyim diye ufak bir hır çıkardım. Sırf seninle konuşabilmek için. Sen kimsin? Yakup. Morti Yakup. Yarın Dünya Fethi'nin eski adamıyım. Fethi diyor ki, Rüzgar Ahmet konuşmazsa avukat tutar onu kurtarırım. Fethi işini bilir. Onu dinlersen buradan çabuk çıkarsın. Ama okursan o da senin canına okur. Canımı okudu zaten. Sonra bir laf etti. Ben anlamadım ama belki sen anlarsın. Koz da benim elimde dedi. Selam söyle iyi düşünsün, yoksa koza oynarım dedi. Yarım Dünya Fethi demişler adına. Yapar mı yapar arkadaş? Rüzgar Ahmet suç üstünde yakalandığı zaman kimin malını satıyordu? Özür dilerim, ben nereden bilebilirim? Ama o sizin şoförünüzdü. Fakat araba benim değildi, bunu unutmayın. Siz de beyaz zehir kaçakçılığından sabıkalı olduğunuzu unutmayın. Bakın, dosyanız burada. Biliyorsunuz ki ben o suçlardan cezamı çektim. Namuslu bir hayata çekildim. Benim kanuna aykırı hiçbir işim yoktur Muzaffer Bey. Tayyarı yaralaman kanuna uygun mu? Tayyar mı dediniz? Hı hı. Böyle bir kimseyi tanımıyorum ben. Nasıl tanımazsın? O da senin gibi bir eroin kaçakçısı. Lütfen beni eskimiz suçlarımla itham etmekten vazgeçiniz. Şerefli, dürüst bir iş adamıyım ben bugün. Tayyar ifadesinde kendisini senin yaraladığını söyledi. Olabilir. Herkes her şeyi iddia edebilir. İspat etmek lazım. Delilleriniz var mı? Daha tamamlanmadı. Rüzgar Ahmet, steplenin içindeki mallar, Tayyar, sen... hep bir zincirin halkalarısınız. Zincir örülünce kendinizi yargıcın karşısında bulursunuz. Hem de savcının idam talebiyle. Maalesef hakkımda yanılıyorsunuz müdür bey. Öyle olsun. Şimdilik serbestsin. Gidebilirsin. Teşekkür eder, en derin saygılarımı sunarım. Ben de sana saygılarımı sunacağım ama kelepçeyi bileklerine geçirdiğim zaman. Emrinizdeyim, Allah'a ısmarladık. Güle güle, gene bekleriz. Müdür bey sizi istiyor. Buyurun oturun. Beni görmek istemişsiniz. Ben Rüzgar Ahmet'in nişanlısıyım. Biliyorum. Onu görmek istiyorum, bırakmıyorlar. Benim hakkım değil mi bu? Henüz tahkikat bitmedi. Kimseyle görüştürmüyoruz. Onunla evlenecektik. Tam da zamanında başımıza bu işler geldi. Daha nikahımız bile yok. Oysa karnımda ondan çocuğum var. Ağlamayın kızım. Biliyorum durumunuz çok güç. Fakat ümitsiz değil. Ne halde olduğumuzu görüyorsunuz. Lütfen bize yardım edin Allah rızası için. İnanın size yardım etmeyi çok arzu ediyorum. Fakat benim elimden ne gelir? Konuşsa, her şeyi anlatsa belki de ceza yemeden kurtulur. Aksi halde onu kimse kurtaramaz. Çünkü bütün deliller aleyhinde. Allah büyüktür. Ahmet'in suçu yok. Allah'ın büyüklüğüne nasıl inanıyorsam, Ahmet'in suçsuz olduğuna da öyle inanıyorum. İnanmak bir şey ifade etmez kızım. Susmak onun aleyhine. Böyle olduğu halde susuyor. Bunun bir sebebi olmalı. Niçin konuşmuyor? Bunu bilsem, her şey apaçık ortaya çıkacak. Siz bu hususta bir şey biliyor musunuz? Hayır, hiçbir şey bilmiyorum. Acaba onu nasıl konuşturabiliriz? Lütfen, yalvarırım Ahmet'le görüşmeme müsaade edin. Onu konuşmaya razı edeceğimi umuyorum. Peki. Onu ziyaretinizi temin edeceğim. İnşallah hakkınızda hayırlı olur. Ahmet, sevgilim, biz böyle mi olacaktık? Ağlama Zeynep, kaldır yüzünü göreyim. Seni böyle tel örgülerin arkasında mı görecektim ben? Üzülme Zeynep,
Her şey düzelecek, göreceksin. Sen konuşmazsan, susarsan nasıl düzelecek? Emniyet amiri diyor ki, konuşursan, her şeyi anlatırsan... ...belki de hiç ceza yemeden kurtulurmuşsun. Zeynep, yalvarırım sen bu işlere karışma. Buradan çıkar çıkmaz eve bile uğramadan İzmir'e hareket et. Annenin evine git, beni orada bekle. Annemin evine mi? Hangi yüzle döneceğim? Daha nikahımız bile yok. Üstelik... ...karnımda çocuğum var. Çocuğun mu? Çocuğumu söyle mi? Görüyorsun ya, gidecek yerim yok artık. Gitmelisin, İstanbul'dan ayrılmalısın. Bunu seni düşündüğüm için, çocuğumuz için istiyorum. Yalvarırım, beni biraz seviyorsan git buradan. Hayır, senin buradan çıkmanı bekleyeceğim. Sakın Zeynep, derhal ayrıl İstanbul'dan. Ziyaret müddeti bitti. Allah'a ısmarladık sevgilim. Güle güle. Duydun mu Zeynep, ne diyorsam onu yap! Hemen biletini al, İzmir'e dön! Durma burada, durma! Ooo, siz ha! Buyurun, buyurun, şöyle buyurun! Patronun nerede? Patron dışarıda, bir şey mi arz ediyorsunuz? Onunla görülecek hesabım var. Hayrola, Rüzgar Ahmet'in patronda alacağı mı kaldı? Ahmet cezaevinde, sizin yüzünüzden! Onu siz sürüklediniz bu batağa! Hadi şimdi onu kurtarsanıza! Artık Allah'a kaldı, onu kimse kurtaramaz! Şimdi hepiniz bir kenara çekildiniz! Sizin günahınızın cezasını biz çekiyoruz! Ahmet içeride çile dolduruyor, ben dışarıda! Boşuna ağlama! Artık Ahmet'ten sana hayır gelmez! Öyle mi? Bunu ne kadar da rahat söylüyorsun! Ben söylemiyorum! Kanun böyle! Komiser bey diyor ki, Ahmet konuşursa kurtulurmuş! Konuşamaz ki! Neden konuşmasın? Çünkü konuşursa senin başına gelecekleri biliyor. Ne gelecekmiş benim başıma? Aldırma, ben varken sana bir şey olmaz. Eksik olma, çok iyi adammışsın. İyi de laf mı yavrum? Şeker gibi adamım, bal gibiyim. Bir kere tadıma baksan anlarsın. Hah! Utan be! Ben Ahmet'in, senin arkadaşının sözlüsüyüm! Ahmet içeride! 15 yıldan önce de çıkamaz. 15 yıl Ahmet'i mi bekleyeceksin? Sana erkek lazım değil mi? Erkek ha! Ahmet konuşursa görürüm senin erkekliğini! İşte senin asıl o zaman bana ihtiyacın olacak yavrum! Çek elini! Ahmet yanımda olsa senin gibi tüyanların haddine mi düşmüş bana yan bakmak? Ahmet konuşacak, çıkacak! Çıkınca da beraber olacağız, anladın mı? Ahmet konuşursa senin yanında başka erkekler olacak! Biri girip biri çıkacak koynuna! Ahmet de karşıdan bakacak! Kim? Kimmiş o erkekler? O erkekleri patron bilir. Bu kötülükleri bana patronunuz mu hazırlıyor? Tabii! Neden? Ben ona ne yaptım ki? Sen bir şey yapmadın ama Ahmet konuşursa ucu ona dokunacak. O da intikam almak için seni koz olarak kullanacak. Sana iki çift laf etmeye geldim. Buyurun konuşalım. Ahmet cezaevinde senin yüzünden. Fakat... Ona bir şey olursa seni öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm! Ahmet, sevgilim! Zeynep, sen hala burada mısın? Sana git demiştim! Seni burada bırakıp da nereye gidebilirim Ahmet? Zeynep, ne kadar üzüldüğümü, senin için ne kadar endişe ettiğimi bilmiyorsun! Biliyorum Ahmet! Niçin konuşmadığını, patronunun niçin ele vermediğini, hepsini biliyorum! Ama konuşmalısın! Yavrumuz için! Sana bu işlere karışma dedim! Bu işe ben kendim karışmadım ki! İkimizi de bu işe karıştıran senin patronun! Bunları sana kim söyledi? Musa'dan öğrendim! Her şeyi söyledi bana! Musa'yı nerede gördün sen? Patronunun yazıhanesine gittim. Orada ne işin vardı? Neden gittin, neden? Senin için! Dinle! Dinle, sonra istersen gene kız bana! Gittiğim iyi oldu! Seni nasıl tehdit ettiklerini öğrendim. Başıma ne gelirse gelsin, ben korkmuyorum. Sen hapislerde çürüdükten sonra... ...yaşamak zaten haram bana. Ölümden öteye köy var mı? Yaşamalısın Zeynep! Çocuğumuz için yalvarırım, kaç, kurtul buradan! Ya birlikte kurtuluruz... ...yahut ikimiz de mahvoluruz. Yalvarırım, konuş artık! Her şeyi anlat! Başkomiser söz verdi, koruyacak beni! Ona bir şey söyledin mi? Bildiğim kadarını, gerisini sen tamamla! Bunu yapamam! Sana kötülük etmelerinden korkuyorum! Susmakla beni koruduğunu mu sanıyorsun? Musa'nın gözü zaten bende! Bugün bana çirkin tekliflerde bulundu! Ne? Musa ha? Sonra da saldırdı bana! Alçak köpek! Onu gebertmeliyim! Peki Zeynep! İstediğini yapacağım! 5. şubeye git... ...Muzaffer Bey'e konuşacağımı söyle!
her şeyi okudum. Şimdi sizden himaye istiyorum, kendim için değil, nişanlım için. Merak etme, onu Haydarpaşa'dan polis arkadaşlar trene bindirecek. Afyon yoluyla İzmir'e gidecek. İzmir'de de devamlı polis himayesinde olacak. Teşekkür ederim efendim. Sen benimle gel. Şimdi seni burada çok önemli bir vazife bekliyor. Onları bize suçüstü yakalatacaksın. Zaten sen onları yakalatmazsan, onlar nasıl olsa seni bulup temizlerler. Yakalatacağım müdür bey, ölüm bağısına da olsa bu işi başaracağım. Sağ ol yavrum. Ben de seni kurtarmak için bir kanun adamı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Otur yavrum. Nişanlım burada, gitmeden önce onu görmek istemez misin? İstemez olur muyum? Belki de bu son görüşmemiz olur. Kızı getirin. Başüstüne efendim. Zeynep! Ahmet, sevgilim! Ah! Her şeyim benim! Ağlama Zeynep! Ben gidiyormuşum, öyle mi? Evet Zeynep! Bu bir emniyet tedbiri, gitmen lazım! Sensiz mi? Benim biraz daha işim var, yakında ben de gelirim. Gene bir araya geldiğimiz günü bir görsem! Çok yakında sevgilim, çok yakında! Hadi Zeynep! Tren saatin yaklaşıyor, ancak yetişirsin. Benden ağlayarak ayrılmanı istemiyorum. Ben de ne sulu gözlü oldum, değil mi? Allah'a ısmarladık sevgilim. Beni çok bekletme Emi. Güle güle Zeynep. Buyurun efendim. Buyurun. Yeriniz burası, buyurun biletinizi. Teşekkür ederim, zahmet oldu. İyi yolculuklar! Teşekkür ederim, güle güle. Patron, Rüzgar Ahmet gelmiş seni istiyor. Rüzgar Ahmet mi? Nasıl serbest bırakmışlar? Vallahi bilmem patron. Alın içeri, sen kapıda gözcük al. Bir hergelilik yapmış olabilir. Başüstüne patron. Rüzgar Ahmet gelmiş. He? Ahmet mi? Nasıl oldu? Vallahi bilmem ama, bir numara yaptıysa yaktım çırasını. Rüzgar Ahmet, sen nereden çıktın böyle? Beni salıverdiler. Şimdi başkalarını alacaklar içeriye. Allah Allah! Nasıl oldu, anlat Allah aşkına! Çok kolay oldu, okudum. Ne okudun, Mevlüt mu? Bir bakıma öyle, senin Mevlüt'ün. Patron, baksana okumuş! Eloğlu bu Musa, okur okur! Sesine güveniyorsan sen de oku! Bile karşıma geçmiş okudum diyorsun ha! Yamansın be! Seni yürekli bilirdim ama bu kadar da değil! Ben sizden korkumdan mı daha evvel okumadım zannediyorsunuz? Ben nişanlım, Zeynep'im için konuşmadım! Siz kadınlara kötülük yapacak kadar aciz insanlarsınız! Zeynep'im gitti, artık ona hiçbir şey yapamazsınız! Kes ulan! Bağlayın şunu! Musa, misafirimizi al gel! Bırakın! Bize dargın değilsin, değil mi dostum? Bu
Kusura bakma, racon icabı böyle hareket ediyoruz. Ahmet! Zeynep! Ahmet, sevgilim! Titriyorsun Rüzgar Ahmet! Korkuyorsun değil mi? Hani kabadayılığın nerede? Patron, yalvarırım, elini ayağını öpeyim! Raconda yalvarmak var mı? Kendim için yalvarmıyorum, bana ne istersen yap! Kes, parçala, doğra, umurumda değil! Ne kadar da güzel saçlarım var, ipek gibi! Müsaade eder misin Rüzgar Ahmet, sevgilinle sevişebilir miyim? Hayır patron, sen bunu yapamazsın, sana yakışmaz, olamaz! İnan da patron numara yapıyor! Stil, parçala! Helal! Ahmet, sevgilim! Kurtar beni! Allah hepinizin cezasını versin! Polis, basıldık! Teslim olun! Allah'a şükürler olsun! Ahmet! Kaçtılar, peşlerinden gidelim!